Evet, malzemelerimiz hazır. Şimdi son kontrolleri yapalım. Çekimler için yanımda götüreceğim kameralardan bir tanesi GoPro Hero 4. Her yere sığıyor. Bu her zaman cebimde duran bir kamera. Bazı durumlarda onu uzatmak gerekiyor. Bu durumda da selfie stick kullanıyorum. Ve bazen de bu selfie stickle beraber altına bir tripod ekleyerek, küçük bir tripod ekleyerek yerde kendi başına durabilmesini sağlıyorum. Kullandığımız araçlara veya cam şeklindeki düz yüzeylere vantuzla yapıştırabilmek mümkün. Şuna da kaz boynu mu, ördek boynu mu öyle bir şey diyorlar galiba. Bununla da her türlü yere kıskaçla yapıştırıp tutturup çekim yapabilmek mümkün oluyor. Eğer bir suyun içerisine gireceksek diye bir su altı aparatı da var. Tabii ki cep telefonum yanımda ve içinde Japonya ile ilgili bir takım belgeler, dokümanlar hazır durumda. Yolda bunları okuyacağım. Diğer vlog bölümlerinde de kullandığım Sony RX100 Mark IV benim B kameram olacak. Ve A kameram da Sony A7S II. Üzerinde 24-70 kendi lensi var. Böylece çoğunlukla bunu kullanacağım. Metabons adaptörüne ihtiyaç duymaksızın otofokus problemini de, otomatik netleme problemini de çözmüş olacağım. Bu makina ışığa karşı çok duyarlı olduğu için özellikle gündüz çekimlerinde güneşli havalarda kullanmak üzere bir de 4 stop ND filtre aldım. Bilgisayar olmazsa olmaz. Daha önce size gösterdiğim Japonya kitabı, pasaport. Bu arada Japonya bizden vize istemiyor. Bazı durumlarda 16 milimetrelik geniş açıyı kullanarak çekim yapma ihtiyacım olabilir diye bunu da alıyorum. Bunun ucunda Metabons adaptörü var. Çünkü bu adaptör olmaksızın Sony A7S II ile Canon lensi kullanamıyoruz. Eğer uzakları çekmek istersem, belki Fuji Dağı'nı örneğin, diye 70-200 lensim var. Bu F2.8 olan değil, o çok ağır olduğu için onu götürmüyorum. F4 olan model. Ve üzerinde de çarpı 2 extender'ı var. Gerektiğinde 200 mm, 400 mm'ye çıkabiliyor bu sayede. Büyük bir enerji kaynağını da yanımda götürüyorum. Bu aynı anda iki tane cihazı şarj edebiliyor. Mikro ve mini USB'ler bağlayarak aynı anda iki cihazı şarj edebiliyorum. Çok fazla pil tüketen bir cihaz olduğu için iki tane yedek pili var. Bu da çok fazla pil tüketiyor. Onun da bir tane yedek pili var. Bu da fena değil. Onun da bir tane yedek pili var. Her şeyin bir yedeği olmak zorunda. İki tane 64 GB'lık çok hızlı SD kart yedeğim de var. İkişer terabayttan toplam 4 terabaytlık bir depolama kapasitesine ihtiyaç duyulacak gibi gözüküyor. İki tane kulaklığım var. Bir tanesi benim kendi müziklerimi dinleyebilmek için. Diğeri daha pratik amaçlarla video kaydı yaparken sesi kontrol etmek için kullanacağım türde bir kulaklık. Bu da Gorilla tripod. Oldukça pratik. Her yere koyup çekim yapabileceğiniz bir sabitleyici olarak yanımda. Şu kabloyu geçenlerde keşfettim. Çok güzel bir kablo. USB'den bağladığınız zaman hemen hemen her türlü cihazı şarj edebiliyor. Kullanacak mıyım emin değilim ama telsiz mikrofon sistemini de yanımda götürüyorum. Bu bir yaka mikrofonu. Telsiz şeklinde ana kameraya bağlanarak çekim yapılmasını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda bir field recorder, saha ses kaydedicisi de var. Bu da Zoom H1N modeli. H4N de var ama o fazla pil harcıyor ve biraz daha büyük. O yüzden bunu kullanmayı tercih ediyorum. Şu saçlar, diğer mikrofonda da görmüşsünüzdür belki. Özellikle rüzgarlı havalarda mikrofonun rüzgar sesini kaydetmesini engelliyor, azaltıyor o rahatsız edici gürültüyü. Ve tabii ki yine teknolojinin hala ne kadar bir yandan ilerlerken bir yandan da geri kaldığını gösteren şu adaptörler ve şarj edicileri görüyorsunuz. Bunlar neredeyse cihazların kendisi kadar yer kaplıyor. Şimdi bütün bunların hepsini şu iki çantaya sığdıracağım. Bu iki çantadan şu küçük çanta benim her zaman yanımda olacak olan çanta olacak. Diğeri de sırt çantası. İşte bu adaptörlerin ve ikincil ihtiyaç duyacağım malzemelerin toplandığı çanta olacak. Şu arabalardan bir tanesini de tanıtabilir misin tanımayanlara? Tanımayanlara tanıtırım tabii. Başka? Ondan sonra efendim samuray kılıcı. Başka? Robot filan lazım mı? Tabii şey bakkaldan 2 kilo robot. Bakkal şey istiyorum var ya hani
Ne konuşuyorsunuz? Fatma. Japonya'dan alınacaklar listesi. Fatma Giri'nin Japon işi robotu vardı ya. Get ready, get set, let's go. We never go, we'll never know. Hadi iyi dersler. Evet, boarding saat 12.50'de, saat 10.30 fakat biz İstanbul'dayız. Üstelik de Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmeye çalışıyoruz. Bu da yetmezmiş gibi bir de yağmur başladı. Çok şükür trafik tahminimizden daha açık çıktı ve yetiştik. Hem de vaktinden biraz daha önce yetiştik. Nagoya'ya doğrudan uçuş yok. O yüzden Abu Dhabi'de bir aktarma yapacağız. Geldim abi sen. Pardon. Havaalanında dizi çekimi var galiba. Ama hangi dizi olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Evet, uçuşa hazırız. Fakat son bir şeyi daha kontrol etmem gerekiyor. O da hava durumu. Gideceğimiz yerde hava nasıl olacak? Bu konuyla ilgili pek çok uygulama var. Bunları cep telefonunuza indirip siz kullanabilirsiniz. Ama ben profesyonel bir destek almayı tercih ediyorum ve yanımda her zaman bir uzman bulunduruyorum. Vallahi senin lüksün gibi lükse kimse de yok abi. Aynen öyle. Havayı koklayan adamı yanımda götürerek Japonya ile ilgili hava durumu gün be gün nasıl olacak? Değil mi? Çünkü sonuçta tsunamileriyle... Elimde şeyim, tabletim. Eren Barış Bey'in istediği noktalardaki tahminleri yapıyoruz. Ve dakika dakika en konforlu seyahatini sağlıyoruz. Çok teşekkürler. Siz olun. Bir yere gideceğiniz zaman işinizi sağlam alın diyorum. Bu şekilde profesyonel bir destek alın. Kahve fincanı hediyesi nasıl olur? Yanında kahve cezve. Kahve cezve olur. Dört saatlik güzel bir uçuştan sonra yarı boş bir uçakta rahat rahat Abu Dhabi'ye geldik. Şimdi yeni rotamızda biraz daha zahmetli bir yolculuk bekliyor bizi. 11 saat 10 dakikalık bir uçuşla Nagoya'ya gidiyoruz.